Herkese merhaba, ben Demir Gamarcaba. Şu anda Kemalpaşa Lisesi'ndeyiz. Kemalpaşa Makriyat Kilisesi'ndeyiz. Gürcü adı Makriyal, Lazcı adı Noadidi'dir. Kelime anlamı çarşı anlamına gelmektedir. Antik çağda Koleti yerleşim yerlerinden biridir. Günümüzdeki en önemli tarihsel yapılardadır Kemalpaşa için. Gürcü Kralı Büyük 4. Bargat ile Trabzon İmparatorluğu 3. Alexi Prensi Anna Komnenos muhteşem bir düğünle burada evlenmiştir. Birçok rivayette efsaneler de vardır. Tarihsel yapı atıl vaziyetteyken Kemalpaşa Belediyesi personelinden Gülkan Alpebe de şu an yanımızda. Onun çalışmalarıyla birlikte gün yüzüne çıkartılmıştır. Davetimiz için de teşekkür ediyoruz. Yanımıza Hoş geldi. geldiniz tekrar. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar yoruldunuz. Tanıtımımıza katkıda bulundunuz. Teşekkür ediyoruz. Bizim buradaki amacımız Kemalpaşa'mızın turizm destinasyonuna bir katkıda bulunmak. Yani daha fazla turist çekmek ve katma değer oluşturmak adına atıl vaziyetteydi. İşte ağaçlık alan içerisindeydi. Koruma altına alınmamış durumdaydı. Kemalpaşa Belediyemiz, Belediye Başkanımız Ergül Akçiçek, Arif Lokumcu, Ticaret Odası Başkanımız Osman Akgüreğin de girişimleriyle, de büyük destekleriyle biz koruma altına aldık. Amacımız Ama restorasyonunu tarihine uygun bir şekilde yapmak ve halkımıza kazandırmak. Daha fazla turist çekmek, turizm destinasyonuna katkıda bulunmak. Amacımız bu. Başka bir amacımız yok. evet tabii. Yani bir an önce hayata geçirmek için belediye personelimizle birlikte çaba gösteriyoruz. Teşekkür ediyoruz bu çalışmalarından dolayı. Kesin bir bilgi olmamakla Tabii. birlikte işte bu 3 yıllık yaptığım çalışmada, araştırmada bir kere tadilat görmüş. Daha öncesinde Erzurum Horasan dediğimiz yapım tarzıyla yapılmış. Tabii kamera dönüyor. Erzurum Horasan dediğimiz yapım taşıyla yapılmış. Bir 100-150 yıl önce de çimento girmiş. Fakat ama büyük bir kısmı şu anda elimizde değerli yani değerlendirebileceğimiz vaziyette. İşte böyle içeri Teşekkür. doğru geçelim. Şuradan baktığımızda bu avlu daha önceden içerideki kemerlerle birlikte kapalı olduğunu gösteriyor. Şuradaki mesnetin oturduğu yeri var ya. Şu tarafta. Evet, şu mesnet şurada kemer olduğunu ifade ediyor. Şöyle. Evet, üstünün kapalı olduğunu ifade ediyor. Burası kapalı bir alanmış, çökmüş. Çöktüğü için de dolgalan oluşturmuş. Daha derinde 2.40'lara 2... İbadet sonrası işte ibadete gelen işte insanlar ibadet sonrası oraya bir bağışta bulunuyorlarmış. İşte o küpler dolunca onu kapatıp daha sonra kilisenin yapılması için kullanılıyormuş. Bu da tabii bir bilgi yani kesin olmamakla birlikte. İşte bu durumda çatısı çökmüş durumda. En çok bu sıkıntı Tabii yaratıyor üzücü bizi tabii. zaten. Tadilatının yüzlerini istiyor. Açamıyoruz işte. Ziyade halka sunamıyoruz çok tehlikeli olduğu için. Bir an önce restorasyonunu yapıp hayata geçirmek istiyoruz burayı. Tabii bu anlattıklarımız dışarıda duyduklarımız, tahmin Tabii tamamen ettiklerimiz, tahmin ettiklerimiz duyumda. Tahminim, tamamen tahminim. tamamıyla duyum şeklinde. Kesin bir bilgi yoktur. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah bir restorasyon çalışması da alır burası. Evet. Yani Yani Kemalpaşa'ya güzel bir katkıda olur, kazanılmış oluruz. Bu konuyla ilgili Hopa Ticaret Odası Başkanı ve Kemal Osman Bey, eski Osman Ticaret Bey. Odası Başkanı Osman Akgürek çok büyük katkılar oldu. Evet, bir de Kemalpaşa Kemalpaşa Belediye Belediye Başkanımız. Başkanımız Ergül Akçiçek bu konuda çok destekledi bizi. Arif Lokumcu Başkan Yardımcımızdır. Keza o çok destekledi. Yani onların da destekleriyle benim de çocukluğum burada geçti. Ben burada büyüdüm, burada doğdum. Son 4 yıldır Kemalpaşa'dayım, Kemalpaşa Belediyesi'ne hizmet vermekteyim. Çocukluğumda yaşadığım şeylerin artık niye dünya görmesin? Kemalpaşa'yı Evet. niye başka insanlar görmesin? Evet. Niye buraya turistler gelmesin? Kemalpaşa'mız daha güzel bir yer olmasın adına bir çalışma yürütüyorum. Evet. Buraya çalışmalara ilgili katkıda bulunabilirsiniz. Desteklerinizi Evet. bekliyoruz. Bunu da es geçmeyelim. Çünkü çok önemli bir yer. Arkeolojiyle ilgili Arkeolojik. arkadaşlarımız olabilir, arkeologlarımız olabilir. Buraya bir gelip çalışma Evet. yaparsanız izin alıp burayı kazandıralım. Amacımız tamamen turizm destinasyonuna kazandırmak. Evet. Tamamıyla farklı bir şey anlaşılmasın. İlçemize bir katma değer sunmak. Evet. Turizm odağı noktası haline getirmek. Amacımız bu. Başka bir amacımız yok.
Size teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Katkıda bulunduğunuz için. Şekilde. Umarım bir dahaki çekimimizde tamamıyla turizme açılmış ve restorasyonu yapılmış şekilde gösteririz sizlere de. Oraya da geçelim mi? Tamam, geçebilirsiniz. Çan Kulesi'ni de gösterebilirsiniz. Orada. Çan Kule... Burada da... Burası da Çan Kulesi'nin olduğu bölge. Öyle tahmin ediyoruz. Burada daha önce yani çocukluğumda ahşap bir yapı vardı. Artık o da yok. Bir an önce daha fazla bu tarih kaybolmadan ayağa kaldırmak. Şunu da belirtelim. Her gezdiğimiz yerde de şunu söyleyeyim. Bu güzel tarih yerlerde, doğal yerlerde çöplerimizi buralara bırakmayalım. Evet. Bunu da ayrıca not geçelim lütfen. Çünkü bu çevreler kötü gözüküyor. Eserlerimiz kötü gözüküyor. Bununla da ilgili eminim ki bunu şey yapacaksınız, yapacaksınız. Çöplerimizi bırakmayalım buralara. Ve baktığımız zaman şöyle de ben bir ekleme yapmak istedim. Hani kilisenin konumu olarak Kemalpaşa'da denize yakın yapılma sebeplerinden biri. Benim tahminim hani jeolojik olarak kayaçların ve işte günümüzdeki bizim çağıl kum dediğimiz malzemelerin ayak altında rahat bulunabilmesi. Şöyle kayaç yapısını incelediğimiz zaman hani genellikle denizden buraya o dönemin şartlarında malzemeler de taşınmış. Bu tadilat döneminde kullanmışlar tahmin. Evet. Yani yoksa orasına bunu karıştırma şansları yok. Bir tadilat görmüş, tadilatta bunu. Yani tadilat sürecinde zaten. İşte hep beraber art filmimizin tarihini koruyalım. Aynen. Sloganımız bu. Sahip çıkalım. Teşekkürler bilgiler için. Teşekkürler. Bunun daha sonuna geldik. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Simurg 08 Artvinli Gezi, Livaneli Şafak'la birlikte geldik buraya, gezdik. Gürkan Bey bize yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ediyoruz. Evet. Artvinli'nin çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Sizi takip ediyorum. Yani tanıtımda çok katkınız oluyor. Umarım sizin gibi insanlar da çıkar da tarihimize sahip çıkarız. Hep beraber bir şeyler elde etmiş oluruz ve başarılı oluruz. Ne mutlu bize. Teşekkür ederiz bizimle.